Efendim, zaman zaman düğünlerde, zaman zaman etkinliklerde, zaman zaman festivallerde, zaman zaman da YouTube'da videolarını gördüğümüz, kliplerini izlediğimiz sevgili Kadir Açıl, abim, Can. Gerçekten geç tanıdım ama benim için en büyük kayıp seni geç tanımakmış abi. Ama iyi ki de tanıdım. Tanışmamıza vesile olan sevgili Hüseyin Şimşek kardeşime de sonsuz teşekkür ederim. Bugün İstiklal Mahallesi'nin futbol turnuvasının açılışı vardı. Dedim ben Kadir abime söz verdim. Oğuz'un yeğenimin düğününe katılacağım diye ve geldik. Kadir abim terli terli ışığı bile açmadım ki abi dedim terim belli olmasın. Kadir abicim hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Allah razı olsun. Allah razı olsun kardeşim benim. Evet abi duygularını alıyorum. İşte o ikinci kayınpeder oluşun. Tabii öyle oluyor. İkisini de Trabzon'dan aldık. İkisinden ikisi de mi Trabzonlu? Tabii ikisi de Trabzonlu. Dünürümüzde Trabzonlu. Aynen abi. Trabzonlu. Evet. İşte mutlu bir gecedeyiz yani. Bu bizim Allah'ım mutlu bir günümüz. Abi çok heyecanlı gördüm seni. Ya bugün yorgunluk var biraz üzerimde yani çok. Yok, sen yorgunluğun 4 günden beri, 5 günden beri var biliyorum. Aslında bir aydan beri bu heyecan vardı ama Oğuz'umun askere gidişi, gelişi, ondan sonraki düğün süreci, alışverişler bunları tek tek takip ettiğim için çok iyi biliyorum. Ama bugün çok da heyecanlısın ama bugün daha da yakışıklısın ha söyleyeyim. Allah razı olsun kardeşim benim. O senin güzel gözlerin. Evet abi. Sağ ol. Birazcık sen konuşan birisin. Çocuklar hakkında hatta dönem kötü, sıkıntılı süreç. Anladım. Kötü, yeni evlenenler. Şimdi olay şu, çok misafirlerim geliyor ya, gelip dönüyorlar filan. Onun için diyorum ki hani. Yok. Ben sana seni sıkıştıracağım abi. Duygularını bana dök rahat ol. Gözlerin doluyor farkındayım ama. Yok ya biz o oğlumuzu evlendiriyoruz yani, gözlerimiz sevinç dolmasıdır o. Olur böyle şeyler. Tabii o da benim kızım yani. Bir tane kızım vardı, şimdi 3 tane oldu. Kız evli miydi abi? Tabii kızım evli. Allah'ım mutlu etsin. Şimdi 2 tane de gelinim oldu. Bu ara yeğenlerime söyleyeyim, biz kusura bakmayın aslında çok isterdik ama maalesef ancak Oğuz'umun düğünde nasip oldu. Bundan sonra torunların sünneti ya da düğünleri nasip oldu. O zaman şöyle yapalım mı abi? Ben seni göndereyim, düğünü alayım buraya. Tamam. Ömer kardeşim. Ömer Bey rica edeyim sizi buraya. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim biz düğüne devam edeceğiz. Şimdi Kadir abinin karizması bir tarafa, yanımıza biri daha geldi. O da karizma yakışıklı. Biz ne yapacağız? Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben 1968 Trabzon Sürmene doğumluyum. Sürmeneli. Evet, Sürmeneliyim. Bizim Murat Şov var. Aynı köylüyüz. Murat Şov'la. Tabii. Murat benim çok sevdiğim. Öyle mi? Murat Şov 20 seneden beri bizim abi daha fazlası var. Radyo döneminden Karadeniz'de, evet. Mavi Karadeniz'de beraber zaten. Çok biliyorum, güzel. Seyretmiştim. Bir iki, hatta siz balıkları yerken o size bir iki şey yapmıştı. Abi, Murat yakalandık. Biliyorum Murat Şov bizim aynı yörenin insanıyız. Biz tanırız onu. Çok düzgün bir çocuk. Siz de öylesiniz. Allah razı olsun. Programlarınızı da takip ediyorum. Beni daha çok mutlu etti. Kadir abi. Dünürümden önce de biliyorum. Abim beni senden daha iyi tanıyor, söyleyeyim. Evet. Ben Murat Şov da bizim oralı olduğu için ben hem oradan takip ediyordum. Benim balıklara kadar biliyorum. Biliyorum. Bak nereden biliyorum? Balıklar abi falan deyip duruyordu. Çok o yüzden güzel. Programlarınız da çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum Allah kardeşim. Çok sağ ol. Şeref verdin. Öyle kaçış yok belki. Evet. Şöyle söyleyeyim, gerçekten çok ama çok kıymetli, değerli bir aileye evladı gelin verdik. Hatta Kadir abi dedi ki bir kızım vardı ki gelinle beraber 3 kızım oldu dedi. Allah razı olsun. Dünür tarafına en güzel söz bu kelimeyi duymaktır. Evet. Rabbim mutluluklarını daim etsin. Oğuz da çok temiz bir çocuk. Düzgün çocuk, evet. Oğuz da seviyorum, onu da seviyorum. Babası da çok mütevazi. Nerede oturuyorsunuz? Burada Esenler'deyiz. Esenler'de. Sizden şöyle bir söz alıyorum ben. 2 ile 5 Kasım arası Trabzon günleri var Yeni Kapı'da. Tamam inşallah. Ben Murat'la beraber 4 gün tamam olacağım. Tamam inşallah. Tamam inşallah. Ne demek ya, şeref veririz. Allah geleceğiz. Ben de sizin programlarınızı çok seviyorum. Allah razı olsun. Fırsat buldukça da bakıyorum. Programlarınızın devamını diliyorum. Düğünümüze de hoş geldin diyorum, şeref verdin diyorum. Şimdi kaçacak ya, misafirler ya, geliyor ama ben yine şunu söyleyeyim. Gerçekten şu an düğüne gelmek Kadir abi için beni çok mutlu etmişti ama şu an daha çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Sevilmek güzel bir şey. Bunun yüzüne söylenmesi güzel bir şey. Ben o zaman şöyle yapayım. Zaman zaman sizi sıkıştırabilirim. Tamam, sıkıntı yok. Son sözlerini de alayım. Vallahi bu işte kızımızla, damadımızla
huzur, mutluluk içinde güzel bir yuvalar olmasını temennimiz. Güzel, işte iki tarafta Karadenizli. Aynı yörenin olması da iyi bir şey. Allah ne diyelim, mesut bahtiyar etsin diyelim. Başka diyecek bir şey yok. Bizim işte anne ve babalardan elimizden gelen neyse onu yapıyoruz. Gerisi onlara kalmış artık. Biz de tabii ki. Aynen öyle. Onları sıkıştıracağım. Tamam inşallah. Sizin de programlarınızın devamını diliyorum. Allah razı olsun. Mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Biz devam edeceğiz. Ya Kadir abi gel bak. İşin güzel tarafını görüyor musun? Kardeşim. Benim hayranım, bizim Murat'la benim hayranım, biz dostumuz, kardeşimiz gerçekten çok kıymetli bir insanla tanıştım sayende. Demek ki dostluklar hep böyle gidiyor. Tabii ki yani. İyi insanların karşılaşması güzel bir şeydir tabii. Şimdi benim en küçük oğlumun bugün düğünü var biliyorsunuz. Yani can parçamın. Onun için böyle biraz da şeyim, duygusalım yani. Tahmin ettim. Kardeşim de Adem. O zaman akrabamızı bir alalım ama onu tabii. Ben alırken birazcık. Bu da benim kardeşim alalım. Adem Açıl pek. Tamam ben, peki. Bak, abi baksana ya ben abi sen yaptın. Gel şuraya. Vallahi sen yap. Yok olmaz. Abi Zalmi illa diyor yanımda göreceksin şöyle, seni şu kadar görecekler. Alayım bir yer değiştirelim tamam. Abi. Hani umarım yanlış anlamaz ama şu anki bakışı ve duruşundan birazcık tırstım ben. Tanıyabilir miyim? Adem Açıl. Kadir Açıl'ın kardeşiyim. Ben Büyükçekmece'deyim. Ben sizin isminizi duydum ama hiç karşılaşamadık. Allah razı olsun. Yani. Şöyle diyelim. Samsun'a da gelmişsiniz. Tabii. Evet. Şeyi çektim. Kız kardeşin oluyor. Ablam oluyor. Haberim var. Ha, köye gelmişsiniz. Peki köyde senin yerin var mı? Çok güzel. Evet. Vallahi getirmedi. Karpuza gelecektik getirmedi. Kavuna. Evet. Bak evet. Abi yaşlılık ya. Kavuna gelecektik getirmedi. Aha şimdi kavunları ne yaptı abi, yedin? Kavunları yedik artık, seneye kısmet. Ya. Seneye kısmet hep beraber kavunlarımızı keseriz. İnşallah. Yaz ayında daha güzel olur. Sen şey dedi bana ya, yine kuzu da keseriz dedi de kavunu kestirmeyen kuzuyu kestirir mi? Yok, kuzuyu daha güzel keseriz. Peki, kuzuyu da. Sende çoluk çocuk var. 5 tane çocuğum var. Maşallah. 4 tane erkek, 1 tane kız. Maşallah. Evliler mi? Evli, 2 tanesi. Büyük olanlar evli. Diğerleri ufak. Ne işte uğraşıyorsun? Emlak. Emlak. Gayrimenkulle uğraşıyoruz. Oğuz benim yeğenlerim içinde farklı. Yani onun hiçbir şeyini bugüne kadar kaçırmadım. Şimdi diğer yeğenler yanlış anlamasın ama gerçekten küçükler çok ayrı seviliyor. Onu hemen hatırlatalım. Hani diğerleri alınmasın. Şimdi diğerlerine alınacak bir şey yok. Tabii ki onları da seviyoruz ama şimdi Oğuz'un yeri bende biraz daha farklı. Yani daha değişik. Yani yaklaşımı olsun onun, yani hareketleri, biraz da huyları bana benzediği için onu kendime daha samimi olarak görüyorum. Ama şöyle bak, huylar derken ben hani deli dolu fırçın, evet. Yere geldiğinde agresif ama Oğuz'a baktığın zaman o kadar temiz bir yüze sahip ki zerre kadar, bırak agresifliği, sinir bile hissedemezsin Oğuz'da. Ama şu yaşta esnaflığını da çok güzel götürüyor, çok güzel. Galeri üzerine. Çok güzel. Maşallahı var. Aylak güzel olduğu zaman esnaflık da güzel olur. Aile de çok güzel. Yani bak, tabii canım, babadan aile. Şimdi babadan kalma. Baba yıllardan beri hep esnaflığın içinde yetişmiş, sanatın içinde yetişmiş, görgülü bir insandır. Kadir Açıl abim diye övmüyorum. Sülalede o zaten ayrıdır yani. Sülalede bir beyindir. Biz Kadir abiyle ortak yerleri kullanmışız. Yani Çakıl Gazinosu, Gar Gazinosu dönemi, Yenikapı'daki evet, Beyoğlu dönemlerinde ben de o zamanlar artist olma mücadelesi veriyordum. Kadir abinin oralarda şey, o isim ünlü sanatçılarla afişlerin olduğu günler ama bir türlü tanışamadık. Sevgili Hüseyin Şimşek tanıştırmıştı. İyi ki de tanıdım. Hüseyin abi sevdiğimiz bir dostumuzdur. İyi bir sanatkardır. Yani her yerde sevilen bir insandır. Her zaman için ben nasıl ayrı saygı duyarım. Kişiliği olsun, insanlığı olsun, halkla ilişkiler olsun, çok güzel bir insandır. Çok teşekkür ediyorum. Son söyleyeceklerini de alayım. Ben teşekkür ederim. Bu akşam geldik öyle düğünümüze. Bütün bizi izleyenlere, bütün soranlara hepsini kucaklıyorum, selamlıyorum. O zaman bizi izlemeye devam edin. Bakın neler olacak.